Evet dostlar, videoyu izlediniz. Şimdi düşünün, 6 dönüm yerden çıkan odunu düşünün. Resmen fındık değil de odun yetiştirmişiz. Fasulye sırığı yetiştirmişiz. Abi biraz da beni çeker misin abi? Yol tamam seyde. Şimdi şunu demek istiyorum. Bahçenin dallarını 8-10 dala düşürmemize rağmen, bakın ocakları 8-10 dala düşürdük. Ocak sıra kaldırdık. Kaldırmamıza rağmen geride hala mevcut dallar fazla olmasına rağmen sevgili dostlar, çıkan odunu gördünüz. 2 kamyon odun çıktı neredeyse. Şimdi düşünün, bu insanlar buradan verimi ne kadar alabilir? Bu kadar bireyi nasıl besleyebilir? Evet, bu arada da Gürgen Tepe'ye geldik. Abi şöyle bir çeker misin? İşte buralarda böyle sevgili dostlar. Hala yollar, sis, duman ama işte buraları bekliyoruz, vatan toprağı. Evet, şimdi konuya geri dönersek, fındık değil de odun yetiştirmememiz lazım sevgili dostlar. O yüzden ne yapacağız? Bahçemizde gereksiz fidan beslemeyeceğiz. Gereksiz dip sürgünü beslemeyeceğiz. Dal sayımızı normale döndüreceğiz. Ondan sonra bunu besleyeceğiz. Kendiniz beslemeseniz bile bu dallar kendi kendini mevcut şartlar altında en azından besleyebilecekler. İşte daha güçlü, daha dirençli olacaklar. Daha güçlü, daha dirençli olunca hastalıklara karşı, soğuğa karşı daha dirençli olacak. O yüzden ne yapıyoruz sevgili dostlar? Fındık değil, fidan yetiştiriyoruz. Mu? Hayır. Fidan değil, fındık yetiştiriyoruz sevgili dostlar. O yüzden uzman fındıkçılar tarım ekibine ulaşın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Değerli dostlar, herkese merhabalar. Size bu cuma sabahında hayırlı cumalar diliyorum. Bir projemiz var. Bu projeyi size aktarmak istiyorum. Daha önce son 2 haftadır, 3 haftadır videolar atıyorum fındık saha çalışmalarında. Uzman fındıkçılar tarım ekibi kurduk biliyorsunuz. Sahada dönüşümlere devam ediyoruz. Bu proje kapsamında sevgili dostlar, ayrıyeten yakinen bu işlerden anlayan akrabam, kuzenimle birlikte bahçe kiralamaya karar verdik. Araziler bulunduğunuz bölgede, özellikle Ordu bölgesinde, işte ben bahçeme bakamıyorum, İşte bahçemin acil ihtiyacı var, dönüşüme ihtiyacı var, ya da işte kardeşim ben bakamıyorum ama bu bahçemi en azından daha bu bakımının üstüne artış sağlansın, daha iyi olsun diyen takipçilerimiz varsa, çevrenizde bildiğiniz insanlar varsa bana yönlendirmenizi özellikle rica ediyorum. Böyle bir projemiz var. Ordu'nun özellikle Ordu merkez civarı ama her ilçesinde olabilir. Bu konuyu duyuruyorum çünkü eğer böyle bir proje yaparsak, kendimiz çevremizdeki çiftçilere de örnek olursak, en azından bir kalkınma projesi olur. Ekonomiye kazandırılacak bahçeler olmuş olur. O yüzden çevrenizde varsa, kendiniz de dahil olmak üzere bize ulaşın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.